Merhaba Mesut. Merhaba. Ne Nasılsınız haber? hocam? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyiz vallahi işte. Buralardayız. Evet hocam. Bu akşam Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi dekanını ağırlıyoruz. Büyük bir onur hocam bu bizim için. Sağ olun, Estağfurullah, olur mu? kırmadınız. Bizden Kırmadınız bizi. meslektaşız. O idareyi bir kere. Katıldık. Sağ olun hocam. Teşekkür ediyoruz. Yavaş yavaş katılım da artıyor. Şu anda 75. Ben biraz daha bekleyelim diyorum. Bir iki Bekleyelim, dakika. bekleyelim. Katılım Valla da sayısı artsın. meslektaşlarımızın katılması bizi mesut eder, mutlu eder. Evet. Yalnız çok güzel gidiyor. Sen de bu moderatörlüğü çok iyi yapıyorsun. Bunda senin katkını yadsıyamayız. İzliyorum arkadaşların şeylerini. Hı. Çok iyi ilgi de var. Meslektaşlarımızın böyle ilgi göstermesi bizi de mutlu ediyor yani. Sağ olun hocam. Çok sağ olun. Biz de bu işte yeniyiz. İşte yaşanan olumsuzluklardan ders edinmek, bir şeyler öğrenmek, bir şeyler çıkarmak. Belki pandemi bittikten sonra elimizde bir online eğitim deneyimi, tecrübesi kalacak. Bence bu çok kıymetli. Evet, vallahi o çok kıymetli. Ben de İşte bu olaya kadar hiç uzaktan eğitime, online eğitime katılmamıştım. Ama öğrencilerle yaptığımız dersler, bunun yarattığı farklı fırsatlar gerçekten bizi de Ankara Üniversitesi olarak bayağı düşündürüyor. Ve seneye bu online eğitimi normal lisans programının içerisine yedirmeyi ve daha çok öğrenciyle online eğitim yapabilmeyi şey yapıyoruz. Özellikle bu servis dersleri gibi konularda kullanmayı düşünüyoruz. Hızlı bir çalışmamız var bu konuda. Çok güzel hocam. Hocam o zaman başlayalım. Yavaş yavaş katılım Başlayalım. sayısı artıyor. Biz sizi çok iyi tanıyoruz ama bir kendinizi şöyle bir tanıtırsanız hocam. Valla Profesör tabii Doktor İhsan Çiçek kendini tanıtsın bizlere diyelim. doğum yerimden başlayayım. Çorlu, Tekirdağ Çorlu'da doğdum, büyüdüm. Lise eğitimine kadar orada kaldım. Ondan sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Fiziki Coğrafya ve Jeoloji Kürsüsü. O zaman bizim dönemimizde kürsüydü. Fiziki Coğrafya ve Jeoloji Kürsüsü'nden mezun oldum 1983 yılında. 85 yılında asistanlığa başladım. O zaman asistandık. Asistanlığa başladım. 92'de yarım doçent, 2005'te doçent, 2010'da da profesörlük atamalarım oldu. Yaklaşık 4 yılda idari işlerle bulaşıyorum. Daha doğrusu 2010 yılında bölüm başkanlığıyla idari işlere bulaşmıştım. 2016 yılından itibaren de dekanlıkla uğraşıyoruz. Bir akademisyen için esasında iyi bir şey değil idarecilik. Ama görev olunca da kaçınılmaz olarak yapılıyor. Biz de işte son 4 senedir bu iş idarecilik işiyle uğraşıyoruz. Daha Evet çok da hocam. klimatoloji çalışıyorum. Öğrencilerim veya camiada tanırlar. Daha çok Hı. klimatoloji, şehir klimatolojisi gibi konularla çalışıyoruz. Bunun dışında Türk Coğrafya Kurumu'na da büyük desteğiniz var. Yönetim kurulundasınız hocam. Evet. Meslek tanınırlık konusunda özellikle çalışmalarınız, Ankara'daki 2013 bütün yılından merkezi itibaren çalışmalarda dost siz varsınız. arkadaşlarla beraber bu Türk Coğrafya seninle de beraber Türk Coğrafya Kurumu'nun yönetim kurulu üyeliğine devam ediyoruz. Özellikle Türk Coğrafya Kurumu biraz günah keçisi gibi gösterilse de meslek olarak ne yapabiliriz konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz işte mesleki tanınırlık gibi konularda elimizden geleni veya diğer konularda Ahmet Hoca ve sizlerle beraber yapmaya çalışıyoruz. Bu hani bir meslek borcu olarak düşünüyorum. Hani burada kamuya ne hizmet edebiliriz? Çünkü bizim bir eğitimsel hizmetimiz var ama bir de kamuya karşı sorumluluğumuz var. Madem bir üniversitede bu işlerle uğraşıyoruz, mesleğimize de karşı bir borcumuzu ödemek için de bu işlere girdik açıkçası ve şu anda da iyi bir ivme kazandık. İnşallah yakında bu mesleki tanınırlığı da sağlayarak meslektaşlarımızı kamusal tanınırlık ve meslek statüsünü belirlemiş olacağız hep beraber.
İnşallah hocam. Ben eli kulağında diyorum o iş. Çünkü Evet. gayet olumlu mesajlar var. Evet. Kurumsal olarak da bu konuda yetkilendirildik. Siz hocalarımız da işin içinde oldu mu? En kısa sürede sonuç alırız İnşallah diye yoğun bir düşünüyorum. çalışma sürüyor evet şu anda. Kolay gelsin. İnşallah kısa bir zamanda bunu yaparak kamuda kendimizi daha iyi ifade edebileceğiz ve biz buyuz diyebileceğiz. O bizim için çok önemli. Hem kamuda hem özelde. Sadece bunu kamu olarak düşünmemek gerekiyor tabii. Evet hocam. Yavaş yavaş gündeme geçelim mi hocam? Şimdi Geçelim. herkesin çok şey bildiği ama her şeyle ilişkilendirilebildiği için de kolay yol olarak da seçilen iklim konusu. İklim deyince de iklim ve sağlık konusu tabii gündemde şu aralar. Sanki havalar değişti de mi hasta olduk? Salgınla bağlantısı nedir iklimin diye. Çok sorular olunca siz de sağ olun kırmadınız. İşin uzmanı olarak bu konuda Estağfurullah. bu akşam Estağfurullah. sağlıklı temiz bilgi vereceğiz inşallah izleyicilerimize. İnşallah elimizden geldiğince. Hocam bir tanımla başlayalım isterseniz. Bilimsel sohbetler diyoruz. Biraz yarı ders şeklinde geçiyor bu konumuz. Hani iklim nedir? İklim değişikliği bu çok karıştırılıyor. Küresel ısınma ile iklim değişiklikleri. Bu konuları bize bir açarsanız çok sevinirim hocam. Teşekkür ederim. Tabii bu tanımı güzel yapmak lazım. İklim Evet. değişikliği gerçekten biraz önce dediğin gibi iklim değişikliğini her şeyle ilgilendirebilirsiniz ve her şeyin içerisine sokarsınız. Kulaklarınız nasıl? İlhan Hoca bizim için araziye gittiğimiz zaman şöyle derdi bize, İlhan Kaya. Tektoniği en son düşüneceksiniz. Normal ilk önce süreçlerle açıklamaya çalışacaksınız. Normal süreçlerde bir şeyi açıklayamıyorsanız orada bir tektonik olayı vesaire düşünebileceksiniz derdi. Burada da aynı şey geçiyor. Birçok olayda hemen iklim değişikliği çok kolay bağlantılı kurulmaya çalışılabiliyor ama tabii bu gerçekten kanıtlanması oldukça zor da olabilir. İklim kurmak basit ilişkiyi ama ispatı zor bir olay. İklim değişikliği deyince IPCC yani Hükümetler Arası İklim Değişikliği paneli şöyle bir tarif yapıyor. Diyor ki karşılaştırılabilir bir zaman diliminde doğal süreçlerle veya antropolojik etkilerle atmosferdeki değişikliklere biz iklim değişikliği diyoruz. O zaman şimdi burada üç tane ayak var. Bir, karşılaştırılabilir bir zaman dilimi. Nedir? Çünkü biraz önce dedin ya iklim hava. Şimdi geçen sene havanın sıcak veya soğuk gitmesi, nemli veya kurak gitmesi iklim olayı değil. O bir hava durum. O yüzden de karşılaştırılabilir bir zaman dilimine ihtiyacımız var. Nedir bu zaman dilimi? Bu iş ilk başladığı zaman iklim değişikliği çalışmaları 60-90 periyoduydu. Yani 31 yıllık bir dönem bizim için normal kabul ediliyordu ve bunu biz günümüz olaylarıyla kıyaslayarak ısınma, soğuma, nem, kuraklık var yok gibi kıyaslayabiliyorduk. Şimdi bu 30'lar 31 yıl kayıyor. İşte 70 2000'e kaydı. Sonra 80 2010'a kaydı. Şimdi de işte 90 2020'ye doğru kayacak bu yıldan sonra. Bu karşılaştırılabilir bir zaman dilimi. Burada da 31 yıl yani 30 yılın üzerindeki bir yıl İşte istatistik olarak normallerin görülebileceği bir dönem olarak normal ve anormal durumların hepsinin bir arada istatistik olarak görülebileceği bir dönem. Şimdi düşünün böyle bir şey olmasa ben 60-90'ı aldım, siz 70-90'ı aldınız. Sonuçlarımız farklı olabilir ve karşılaştıramayız. Siz mi doğru söylüyorsunuz, ben mi doğru söylüyorum buna karar veremeyiz. O yüzden de sizin yaptığınız çalışmada da benim yaptığım çalışmada da normal bir karşılaştırılabilir periyodun olması lazım. O yüzden bu çok önemli. 31 yıllık bir normal dönem var burada. Sonra iklim tabii devam eden bir süreç. Jeolojik dönemde dünya kurulmaya başladığından beri iklim sürekli olarak değişiyor. O yüzden doğal süreçler içerisinde de değişiklikler devam ediyor. İşte biz buzul döneminden çıktık. Şimdi Holosen'in sıcak periyodunda devam ediyoruz. O yüzden normal periyotlarla da devam ediyor bu. İşte bunun içerisinde tablo tektoniğinden tutun, işte Milankovitch döngülerine bağlı olarak, astronomik olarak dünyanın uzaydaki konumunun değişmesiyle alakalı olarak düşünebilirsiniz.
pek çok faktör, volkanik faaliyetlerden tutun atmosferdeki aerosollerin miktarının değişmesine kadar pek çok faktör doğal süreçler içerisinde iklimi değiştiriyor. Yani bir de şimdi işte sanayi devriminden sonra insan faaliyetleri devreye girdi. İnsan faaliyetleri iklimi değiştiriyor. Buna esasında çok yakın döneme kadar insanlar soru işaretleriyle yaklaşıyordu. Ama 5. IPCC'nin 5. raporlarında kesinlikle ortaya konuldu ki artık insan etkisi yadsınamaz bir şekilde iklim üzerinde değişikliğe sebebiyet veriyor. Çünkü istatistik olarak rastlantısal olamayacak kadar rekorlar son 90 yılı sonrasında arka arkaya geldi. İşte son 5 yıl küresel sistemde kaydedilebilir süredeki en sıcak yıllar. 2020 yılı son 160 yılın en sıcak yılı olmaya aday. Beşinden biri ama en fazlası da olabilir. O yüzden bunların rastgeleliği yok. Artık insan etkisi de iklimi değiştiriyor. Tabii iklim değişikliği oldukça karmaşık bir sistem. Çünkü sadece denildiği gibi sıcaklık artışıyla bağlantılı bir olay değil. Dünyanın üzerinde bazı iklim değişikliği sonucunda her yerde de sıcaklık artmayabilir. Veya her yerde aynı tempoda artmayabilir. İşte yağış değişiklikleri dünyanın üzerinde her yerde eşit olacak diye bir şey de yok. O yüzden bunlar bölgesel olarak değişiklikler gösterebilen bir silsile halinde devam eden olay. Ama yaslanamaz bir şey var ki artık insan iklim sistemleri üzerinde etkili olan, değiştirici olan bir pozisyona gelmiştir. Evet hocam. O zaman dün en son bir önceki konuşmamızda Kaan hocamızın bahsettiği o jeostratejiler falan da otomatikman bu iklim, bölgesel iklim değişiklikleri, küresel iklim değişikliğinin yarattığı her alandaki etkinin farklı olmasıyla bir takım stratejiler gerektiriyor. Yani şimdi Türkiye'nin meteorolojinin yeni yayınladığı yeni senaryolar ile Türkiye iklim projeksiyonları ve iklim değişikliği konusunda yazılar var. Bir kere bunları Tabii. okumalıyız. Tabii. Buradan bir strateji sahibiyiz. Bazı yerler dezavantaj olarak yaşayacak belki bu sorunu. Bazı ülkeler ya da bazı bölgeler avantaja geçebilecek. İşte daha soğuk, uzun kışı olan bir bölgede 15 günlük tarım sezonunun uzaması bir anda o ülkenin tarım üretimini arttıracak belki, değil mi hocam? Yani bu iklim değişikliğinin var olan dünya politikasına mı diyeyim, jeostratejik olarak etkileri neler olabilir? Türkiye'yi de içine alarak bölgemizde Şimdi tabii neler yaşanabilir? Beklenen senaryolar neler acaba hocam? Şimdi tabii şu var. Şu anda bu korona yüzünden hepimiz bir normale dönme diyor diye düşünüyoruz ve ne zaman normale döneceğiz diye tartışıyoruz. Şimdi burada da avantaj veya dezavantajlı ülkeler olacak diye konuşuyoruz. Ama ister avantajlı olsun, ister dezavantajlı olsun muhakkak adaptasyon sürecine geçmemiz lazım. Şimdi düşünün, hiç buğday yetiştirmeyen bir ülke buğday yetiştirebilir duruma gelebilecek. Bunu adapte olması ve dengeler ekosistemini buna değişecek, değil mi? ayarlaması Yani daha önce gerekecek. buğday ithal ederken belki ihraç etmeye Tabii, başlayacak. ama sistemin Ona buna buğday satan ülke de buğday satamadığı için tabii ekonomisi değişecek. Yani tabii tabii puzzle gibi her şey birbirine bağlı. tabii Hiç kimse bundan kendini bir şekilde soyutlayamayacak. hem soyutlayamayacak hem de buna hazırlıklı olmak gerekecek. Yani bizim şimdiden 2100 stratejilerine göre tarımımızı, sulamamızı vesaireyi planlamamız lazım. Adaptasyonlarımızı ve ne yapabiliriz? Çünkü Türkiye'de bile düşünün, yağış dağılış eş olmayacak. İşte ne deniyor senaryolara göre biliyorsunuz, işte 4,5-8,5'a kadar giden iyimser ve kötümser senaryolarda çeşitli tahminler yapılıyor. İşte Karadeniz bölgesinde yağış artışı yaşanacak. 2070-2099 periyodunda. Ama Akdeniz sektöründe yağışlarda %10 ile 20 arasında azalış olacak. Ayrıca sadece bunu bir
yağışın miktarı olarak düşünmeyeceksiniz. Örneğin hiç Çözülür. yağış miktarı değişmese ama yağışın Kesin. mevsimsel kayışında değişiklik olsa, örneğin biz işte kış ve ilkbahar yağışlarıyla karakterize eden bir ülkeyiz. Yağışın yaza doğru kayması hiç miktar değişmese bizim buğday tarımımızı, ekosistemimizi etkiler. Veya hiç miktar değişmese yağışın karakterinin değişmesi, sağanak karakterli olması bizim ekosistemimizi etkiler. O yüzden rakamlara çok yormamak lazım. Yani Karadeniz'de artış olacak, güney sektörlerinde, Türkiye'nin güneyinde azalış olacak, %10 ile 20 arasında. Ama önemli olan şey karakter de değişecek. Yağışın şiddeti, sıklığında değişiklikler olacak. Aynı şekilde sıcaklık artışlarında da işte iyimser senaryolara göre 1-2 dereceden 4-5 dereceye kadar sıcaklık artışlarının yaşanacağı bir sisteme doğru gideceğiz. Bunların her biri senaryolarla şu anda hem ülke bazında, bölgesel bazda hem de Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından havza bazlı, 26 havza bazlı olarak yapılmış durumda. Orman Bakanlığı sayfasına girerlerse arkadaşlar bunları bulabilirler. Ayrıca CBS tabanlı yapıldığı için de eğer çok iyi çalışmalar yapmak istiyorlarsa CBS kodları alansal olarak bu dataları da alabilirler, kullanabilirler. Yani bunlar kilometre kare bazlı verilebilecek konumda şu anda. Hocam ağzınıza sağlık. Çok güzel gidiyor. Şimdi bu değişimler, değişen stratejiler, bölgelerdeki ekonomik faaliyetlerin değişmesi, bir yandan da artan dünya nüfusu, fazla nüfus, zaten kaynakların yetersizliği. İşte Covid içinde diyorlar ki insanlar doğadaki hayvanları yedi de o virüsleri vücudumuza aldık. Bu son birkaç salgında kıtlık nedeniyle, sıkıntı nedeniyle ya da artık nedense artık doğaya karşı bir saldırı, bu iklim değişikliğiyle artacak mı? Bu Covid'le bağlarsak iklim değişikliğini, bu iklim değişikliği, küresel ısınma dediğimiz olaylar, bu tip salgınlara karşı bizim daha beklentili olmamızı mı gerektiriyor? Elbette ki. Artacak mı? Nasıl bir tablo bizi bekliyor hocam? Bakın şöyle diyeyim. Elbette insanın doğada hakim güç olması, yayılması, artık vahşi yaşama iyice müdahale etmesi, onun vahşi yaşamın alanını daraltması, bir bakıma vahşi yaşamla iç içe yaşayabilir hale gelmesi bu olaylarda önemli bir etken. Şöyle bir çalışma var. Amazon ormanlarında ormansızlaşma sonucunda insanların nehir kenarlarındaki ormanların yok olmasıyla orman içlerine doğru kayması bu kesimdeki insanların sıtma konusunda 5 kat daha tehlike altında olmasına sebebiyet veriyor. Yani sıtma ormanların nehir kıyılarından orman içlerine doğru yayılış gösteriyor. Çünkü orada ormansızlaştırma sıtmanın dağılmasına sebebiyet veriyor. Veya ormanlara doğru insan etkisinin artması, orada işte büyük memeli hayvanları yok etmesi, azaltması veya bunların orman içlerine doğru kaçması, ormanın insanla ormanın temas bulunduğu noktada bizim kemiricileri, işte yarasaları, çeşitli vektör hayvanları, kene vesaire gibi hayvanların nüfusun artmasına, etkinliğin artmasına sebebiyet veriyor. Çünkü burada onların düşmanlarını biz kovuyoruz. Ormanın içine doğru kovuyoruz ve bunlar insanla temas noktasında hastalık taşıyabilecek işte. Örneğin bakıyorsunuz yarasalar şehir içerisinde çok daha fazla nüfusa sahip oluyorlar. Veya işte kemirgenler şehir içerisine doğru geliyorlar. Kene vesaire gibi canlılar şehir içerisine doğru geliyorlar. Niye? Çünkü onları yok edebilecek olan doğal düşmanlarını onların biz orman içine doğru saldık. Ve kontak noktamızdaki yoğunluklarını arttırdık. Ayrıca bunların bir de üreme faaliyetleri çok yoğun. Şimdi düşünün, bir memeli hayvan, aslan, kaplan vesaire, ayı bir veya iki yavru doğuruyor. Ama bir fareyi düşünün, binlerce yavru doğuruyor.
ve siz onların düşmanlarını yok ettiğiniz zaman zaten üremek için faaliyet gösteren bu hayvanları birdenbire düşmansız hale getirip şehirde insanla temasını arttırıyorsunuz. Ve bunlar hızlı üreme yaptıkları ve ömürleri kısa olduğu için de bağışıklık sistemleri düşük. O yüzden de bunlar hastalık taşıyıcısı haline geliyorlar. Şimdi siz düşünebiliyor musunuz? Bir aslanın hastalık taşıyıcılığı yok. Aslan hastalık taşımıyor. Kim taşıyor? Fare taşıyor, yarasa taşıyor. Çünkü bunlar üremesi çok hızlı olan, bu nedenle de bağışıklık sistemi zayıf olan ve hastalık taşıyabilecek, parazit taşıyabilecek konuma gelip insanla bulaşı yapabilecek konumdalar. O yüzden de bunların nüfusunun artması, insanla temas noktasının artması bunu arttırıyor. E tabii ki sıcaklıkların artması, çeşitli olayların artması. Mesela El Niño olayı var. El Niño'yu biz hep işte Büyük Okyanus'taki işte Peru'yla Borneo Adası vesaire Endonezya arasındaki bir iklimsel olay olarak düşünürüz. Halbuki bu yağış sistemini, enerji sistemini değişikliğine sebebiyet vererek bakın Peru'da sıtmayı arttırıyor. Amerika'da hanta virüsünün artması, kemirgenlerden geçen hanta virüsünün artması, Bengal'de sıtmayı arttırıyor. Bu tür farklı olaylara sebebiyet veriyor. O yüzden de küresel iklim değişikliği ve bu uzak mesafeli olaylar bir hastalık yapıcı olarak da önemli bir etkiye sahip. Evet hocam. Yani Mehmet hocamla da konuşmuştuk. İşte beyaz adam Afrika'yı kolonileştiremedi. Çünkü oradaki sıtma o sineğe karşı bağışıklığı zayıf olduğu için doğa orada kazandı ve işte Afrika'da bakıyoruz o kadar geniş alana yayılamadılar. Ama şimdi iklim değişikliğiyle beyaz adamın o tercih etmeyerek gitmediği alandaki canlı türlerinin belki Avrupa'ya doğru göç Tabii etmesine de tabii oldu. Yani şimdi istilası benim var. okuduğum, duyduğum kadarıyla, okuduğumuz kadarıyla mesela Kızıldeniz'de görülen balık türleri Akdeniz'de görülmeye başladı. Ne Tabii bileyim aslan balığı mesela. sahradaki karıncaları İç Anadolu'da görmeye başladık. Bakın şimdi biz hiç çocukluğunuzda siz Kırım Konga Kalamalı Ateşi duydunuz mu? Yok hocam, Yok keneyikle değil mi? yani Biz İstanbul çocukken çocuğuyuz. köpeklerin kulağından keneyi çıkarırdık. Oynardık ve keneyi çıkarırdık. Şimdi ise kene mutasyon geçirerek hastalık yapar hale geldi. Hocam 2 sene önce İstanbul'da şehrin ortasında bacağımda yakaladım. Hastaneye nasıl koşarak gittim? Tabii. Ömür boyu unutamam yani. Öyle bir Tabii. panik. Yani Tabii. kene diye bağıra bağıra can havliyle acile girdim. Tabii. Yani Yani bu bunları... vektörler, bu hastalık yapıcı vektörler işte eklem bacaklılar vesaireler iklimsel ısınmaya bağlı olarak, küresel ısınmaya bağlı kuzey enlemlere doğru çıkış gösteriyorlar. Geçen sene İstanbul'da Batın Nil virüsünden vefat eden oldu ilk defa. Evet. Üç tane vaka yaşandı. Halbuki Batın Nil virüsü Türkiye'de görülebilen bir hastalık değildi. Veya hanta virüsleri, bu yine kemirgenlerden geçen, bizde 1990'dan sonra görülmeye başladı. Ondan önce Evet bunlar yoktu. yoktu. Bunların aslında takibi sayılarını bilmiyorum ama bakılsa belki de şu anda yaşadığımız pandemiye yakın rakamlar bile çıkabilir toplamda. Yani Bakın şu insanlar anda Endonezya'da orta kuşakta takılan biz insanlara doğru bir takım alışık olmadığımız virüsler taşıyan canlılar bize doğru geliyor. Yani kene dediğiniz canlı onlarca virüsü enjekte edebiliyormuş insan vücuduna. Bir sinek, sivrisinek edebiliyormuş. tabii sivrisineklerin türevleri vesaire işte Batı Nil virüsünden tutun diğerlerine kadar pek çok hastalığın taşıyıcıdır. Bunlar sadece bir de şunu yapmıyor. Kendisi gelmese göçmen kuşlar da size hastalığı getiriyor. Evet. Çünkü göçmen kuşları Kuş gribi enfekte dedik mesela. eder. Efendim? Kuş gribi dediğimiz. Kuş Tabii gribi kuş dediğimiz grip. gripleri vesaireler veya işte göçlerle, kuş göçleriyle siz işte Afrika'dan kalkan bir kuş size geliyor ve sizde konakladığı zaman size bulaşı getiriyor. Veya farelerle birlikte işte şimdi uluslararası taşınımlarla vesairelerle de bunlar çok alakalı.
İşte biz ne yapıyoruz? Brezilya'dan, Arjantin'den büyükbaş hayvan getiriyoruz. Bu büyükbaş hayvanlarla hangi virüslerin geldiğini biliyor muyuz acaba? Neler geliyor bize? Yani tarih bizim oraya çiçek hastalığına götürüp Güney Amerika'nın yerlerini yok ettiğimizi neredeyse söylüyor tarih Tabii. bize. İnşallah 100 yıl sonra da oradan gelen inekler Yani yüzünden buradaki nüfus elbette. telef oldu denmez. Yani çünkü Yani. risk iklim değişimiyle beraber hocam, küresel ısınmayla beraber farklı bir boyuta taşınmış durumda ve bunu açıklayacak olan da coğrafyacılar. Biraz ses vermeleri lazım Tabii. yöneticilerin, bilim insanlarının. Çünkü biz bugün çok ciddiye alıyoruz tabii ki ve ama baktığımız zaman özünde Wuhan şehrinde işte bir doğadaki bir canlının tüketilmesiyle bu virüsün geçtiği Evet. söyleniyor ki bu doğadaki bir canlıyı tüketmeyle geçme olayı düşünüldüğü zaman ekstrem kabul edilecek bir şey. Ama öbür taraftan bir kene ısırması, bir sivrisinek sokması gibi bulaşıcı hastalık, virüs taşıma özelliği olan canlıların yayabileceği virüs tehlikesi. Bunun bir evrimleşmesi, yeni bir modeli, bambaşka bir virüsün ortaya çıkması çok daha büyük sorunlar yaratabilir. Bu konuda neler tavsiye edersiniz hocam? Az önce de şey dediniz, 160 yılın en sıcak yazı olabilir 2020 yazı. Dinleyicilerimiz başta olmak üzere ne tavsiye edersiniz? Ben sineklik takacağım hemen şimdi camlara. Yarın zaten evdeyiz. Yani tabii bazı Evet işte hocam. hastalıkların doğrudan da tedavisi yok. Örneğin Batı Nil Evet. virüsünü veya Dank, o da kum sivrisinekleri diye geçiyor. Dank virüsü, yani ateşli, adeta insanların kemiklerinin kırılıncasına kadar ağrıdığı bir ateşli hastalık. Ama bunlar genellikle sivrisinek, çeşitli sivri türevleriyle bulaşan hastalıklar. Ama insanların şu anda onlara karşı tedavisi yok. Tek bir tedavi var, korunabilmek. Korunmaya çalışacaksınız. Çünkü şu anda yaptığımız koronadan da nedir? Korunmak. Korunmaya çalışacaksınız. Ama burada tabii şimdi bu küresel iklim değişikliğinin etkilerini sadece bu vektörlere bağlamak, vektörlerle ilişkilendirmek, evet var. Ama tek başına bir olay değil. İklim değişikliğini ele aldığımız zaman şöyle düşünmek lazım. Bunu bir kategorize etmek lazım. İklim değişikliği nelere sebebiyet veriyor? Bunları düzgün bir kategorize edersek bunların içerisinde bulaşıcıları da konuşabiliriz. Örneğin şöyle düşünelim. İklim değişikliği sadece fiziksel olarak neler yapıyor? Yani sıcaklığın artması, yağış olaylarının artması ne yapıyor? Mesela şöyle bir örnek vereyim size. 2018 yılında 848 tane doğal afet olmuş. Ve bu 848 doğal afet 1980 yılından bu yana olan 39 yıl içerisindeki en yüksek sayıda doğal afetin olduğu yıl. Ve bunların sadece 50 tanesi jeolojik afet. Volkanizma, deprem vesaire gibi. Bunların 359 tanesi meteorolojik. Fırtınalar, tayfunlar vesaireler. 382 tanesi hidrolojik taşkınlar vesaire. 57 tanesi sıcak hava dalgaları ve kuraklık gibi, orman yangınları gibi klimatolojik sebeplere dayalı. Yani şimdi afet dediğiniz şey artık hava olaylarına bağlı. Şu andaki en sıklığı hava olaylarına bağlı. Şöyle diyeyim size, bunların insan üzerindeki etkisini. Örneğin sıcak hava dalgası ve buna bağlı olarak orman yangınlarını düşünelim. 1960-80 ile 2018 yılı arasında 1028 tane olay görülmüş ve 154 milyar dolar zarara sebebiyet vermiş bu ve 165 bin kişinin ölümüne sebebiyet vermiş. İki tanesinden bahsedeceğim insan üzerine etkisine, iklim değişikliğinin. 2003 yılı sıcak hava dalgası. Avrupa'da 70 binden fazla insan öldü. Ve ölenler kimler? İşte çeşitli kalp rahatsızlıkları olanlar, solunum yolu rahatsızlıkları olanlar, KOAH hastaları ve
çocuklar. 70 bin kişi 2003 yılında yaz dönemindeki şeyden öldü. Ve yaklaşık olarak 13 milyar dolar zarar verdi. 2010 yılında Moskova'da bir Moskova çevresinde orman yangını oldu. Orman yangını insan öldürmedi ama dolaylı yoldan atmosferi kirleterek, partikül maddeyi arttırarak, atmosferin bileşimini değiştirerek Moskova'da 55 bin kişinin ölmesine sebebiyet verdi ve 15 milyar dolar zarar yaptı. Şimdi bunlar çok büyük iklim değişikliğine bağlı olarak olaylar. O yüzden de bunları boş geçmemek lazım. Örneğin seller, taşkınlardan bir örnek yine vereyim. Sellere bağlı olarak 16 yine periyodum 2018 16.585 tane sel taşkın olayı meydana geldi ve bunun zararı 3 trilyon 3 milyar dolar. Yani 3.3 trilyon dolar zararı var ve 885 kişinin hayatını kaybetmesine sebebiyet verdi. Taşkınlar son 39 yılda. Aynı şey unutmayın Allah'tan biz o kuşakta değiliz tropikal siklonlar. 1315 tane tropikal siklon meydana geliyor ve 1.3 trilyon dolar onun da zararı var ve 410 bin kişinin ölümüne sebebiyet veriyor. Düşünün Amerika gibi bir ülkede 2005 yılında Katrina tayfunu oldu. Amerika'da olağanüstü hal ilan edildi. Mississippi vesaire civarında ayaklanmaya kalktı insanlar. Ve bunlar sadece direkt olarak ölümler yaşatsa bile işte içme suyunun kirlenmesi, kanalizasyon suyunun sağlık sistemine doğru bulaşması vesairenin yarattığı işte pek çok kolera, tüfüs gibi hastalıkların yayılmasına da sebebiyet veriyorlar. O yüzden iklim değişikliği illa yani direkt olarak bir sivrisinek, kene vesaireyle ilişkilendirmek yanında doğal afetlerin artışı, bu doğal afetlerin artışına bağlı olarak da insan hayatını tehlikeye sokan şeyler var. Çünkü burada bir fiziksel etkimiz var, afetler. Bunlar direkt olarak öldürüyorlar ama işte afete bağlı olarak örneğin şöyle düşünün, sıcak hava dalgası oldu, sıcak hava dalgası sıcaktan insanı öldürdü. Ama sadece sıcaktan insanı öldürmüyor. Ne yapıyor? Kararlı bir hava yapısı oluşturuyor. Bu kararlı hava yapısında atmosferdeki ozon konsantrasyonu artıyor. Troposferdeki ozon konsantrasyonu solunum, astım gibi hastalıklara sebebiyet verenlerin ölmesine sebebiyet veriyor. Hava kirliliğini arttırıyor. Biliyorsunuz partikül maddeleri düşündüğünüz zaman 10 mikrondan daha küçük boyundakileri insan burnu ve solunum sistemi engelleyemiyor. Bunlar direkt olarak akciğer sistemine gidiyor. Özellikle 5 mikrondan daha küçük olanlar alveollere kadar, insanın akciğerlerindeki hücrelere kadar gidiyor. 1 mikrondan küçük olanlar dolaşım sistemine katılıyor. Ve bunların her biri dolaylı yoldan sıcak hava dalgasının öldürmese bile onun dolaylı etkileriyle insanlar ya hastalanıyor, hastalıklarının seyri artıyor. Yani KOAH hastasıysanız daha kötü duruma geliyorsunuz veya dolaylı olarak hayatınızı kaybediyorsunuz. Bunlar da var. Yani sadece sivrisinek sokması vesaire gibi değil, doğal afetler ve onların yan etkileriyle alakalı olarak da bunlar gerçekleşebiliyor. Tabii yine küresel ısınma bu canlıların dediğim gibi biraz önce de konuştuk, etki alanlarının gelişmesine sebebiyet veriyor. Sivrisinekler daha kuzeye geliyor. İşte egzotik türler, sistemin alışık olmadığı türler yayılmaya başlıyor. Ve bunlar da genellikle düşmansız oldukları için, sistem onları tanımadığı için düşmansız oluyorlar ve oralara hızla yayılarak orada hakim duruma geçiyor bu yapılar ve bulaşı yapıyorlar. Kuşlar biraz önce söyledik, hastalık taşıyıcılık açısından önemli. İşte İstanbul'daki Batı Nil virüsünü taşıyan büyük bir ihtimalle kuşlar, kuş göçleri. Onlara bağlı olarak gelişiyor. Şimdi kuşlar artık göç ettikleri konak yerlerinden geri dönmemeye başlıyorlar. Evet. Göç yolları da ısınmış İklim hayvan. Değişmiş, niye göç etsek? Isınmış. Yani şimdi hayvan kuzeyde, örneğin kuzeye düşünün, daha fazla
kuzeye yakın kesimlerde daha fazla gün ışığı var, daha fazla ot yetişiyor, sıcak yok vesaire, kuş için oldukça hoş bir ortamda kuş yaşayıp geri dönmüyor eve. Bu oraya gittiği zaman hastalıklarıyla beraber gidiyor. Bu sistemi bulaşı yapıyor ve etkiliyor. Ve ondan sonra da orada hakim türler haline gelip hastalık yayılmasında etkin hale gelebiliyorlar. Sivrisinekler de aynı şekilde kuzeye göç ediyor. Oralarda hakim tür haline gelebiliyor bunlar. Şimdi toparlamak istiyorum böyle bir dikkatimde, aklımda kalanları. Bir, modern şehirlerde, büyük şehirlerde yaşıyoruz diyoruz. Farkında olmadan değişen iklim ısınmayla beraber, küresel ısınmayla, değişen iklimle beraber yaşadığımız şehirlerdeki havanın kalitesi berbatlaştı. Tabii. Bu bizim ciğerlerimizi, işte sigara içmiyoruz, spor yapıyoruz diyoruz. Belki spor yapıyoruz ama açık havada yaptığımızı zannediyor, dışarıda diyoruz ama şimdi İstanbul'un son 30 yılda azot miktarı 3 kat artmış. Şimdi yol kenarlarının Yani etrafında belediyeler yürüme parkurları, jimnastik alanları yapıyor. Yanında araç geçiyor, karbonmonoksit salıyor. Sen o karbonmonoksiti soluyorsun. Ağır metalleri soluyorsun. Azot oksitleri soluyorsun. Buradan yani bir fayda elde etmek mümkün değil ki. Şimdi, ıhlamur ağaçları var. Bu ağır metalleri biriktiren bir bitki. İstanbul'daki ıhlamurlar artık içilmiyor. Yani zehirli. İçilmez. İçilmez. Bilim fakültesinin de bahçesinde çok güzel ıhlamurlar vardır. Onları yaparken de Bruno Taut, Allah rahmet eylesin bizim mimarımız, Strauss'un ıhlamurlar konçertosundan ilham alarak koymuş. Buram buram kokuyor ama kimse kullanamıyor. Çünkü zehirli. Zehirli yani. Şimdi ıhlamur ağacının ağır metali biriktirdiğini düşünüyoruz. Spor yapıyoruz. Isınmış vücut, ciğerler ne çekiyoruz. Ondan sonra işte Covid gibi bir hastalığın bakıyoruz. Bugün insanları ilk vurduğu yer ciğerleri. Tamam. Yani şehirler iklim değişimiyle beraber bu tip rahatsızlıklara başta solunum sistemiyle hazırlıklı bir kitle nüfus yaratıyor. Tabii. Bu kitle nüfusa da bir de iklim değişmesi, küresel ısınmayla beraber yer değiştiren taşıyıcılar dediğimiz canlı türlerinin insan yaşam alanlarına sokulmasıyla, temasıyla virüsün transferi, salgın ve yaşanan etki. Baktığınız zaman birbiriyle örtüşüyor. Yani değişen iklimle kalitesiz hava soluyan insanın ciğeri ya sigara içenle içmeyenin arasında fark kalmadı neredeyse Fark hava yok tabii. kalitesinin kötü olmasından dolayı. Ve biz hava kalitesini eskiden belki kömür yakılan zamanlarda, soba yakılan zamanlardaki o dumanla eşleştiriyor hala kafamız, değil mi hocam? Tabii bizim Ama 80'li yıllardan Ankara'da anılarımızda kalan şeydir yoğun hava kirliliği. Ama o benim bildiğim o bacadan çıkan dumanı kim Bacadan böyle çıkan tabii. o Tabii. dolaşıma girmesi onun daha zor. Evet. Ama bir de azot oranı var mesela. Yani insanı Tabii. yakıyor. Hücreyi Azotlar, dağıtıyor. azotlar, Kanserojen ozon, bir ozon. molekül bu. Ozon, Yani ozon yapı bu. zehirli bir gaz ve Ozon gazı. troposferde konsantrasyonu artıyor ve dediğim gibi zehir etkisi yapan bir gaz. Ve biz onu soluyoruz. Özellikle de bu Şimdi yüksek basınç olduğu günlerde. hava ne güzel diyoruz. Yüksek basınç, bulut yok. Açık hava, hurra gidiyoruz. Ama ozon katının Tabii. 3 katı ozon var yüksek Tabii. basınç. Tabii. Ve ozonu biz suyu temizlemek için kullanıyoruz. Onu şimdi ciğerinize çektiğinizi düşünün. Tabii. Arkasından da bir grip türü sizi ne yapıyor? Götürebiliyor. Yani işte Tabii. risk nereden başlıyor? Yaşlı olan, daha uzun süre bu hava kalitede ciğerleri yorgunlaşmış insanlar, rahatsızlığı olanlar şeklinde sıralamaya sokuyor bizi Tabii. pandemi. Risk gruplarının ölüm artışına sebebiyet veriyoruz tabii biz. Bu iki vektörden iklim değişikliği hocam sağlık içerisinde yeri var ama konuşulduğunu pek görmüyoruz. Onun yerine insanlar avuç avuç vitamin içip başka mineralleri vücutlarında metalleri biriktirmeyi tercih ediyorlar. İklim değişiminin etkisi konusunda ben çok bilinçli olduğumuzu sanmıyorum. Bu konuda
Neler tavsiye edersiniz? Ne yapılmalı? Yani tabloyu değiştirmek için birey olarak, ülkeler olarak, devletler olarak Bakın, üzerimize neler düşüyor? şimdi buradaki anahtar kelime küresel düşün, bireysel davranışta bulun. Buradaki en büyük şey o. Küresel düşüneceksiniz ama yani küresel sisteme hizmet edeceksiniz ama davranışlarınız, bireysel hareketleriniz de bu sistemi engellemeye çalışacaksınız. Nedir o? Enerji tasarrufu. Enerji tasarrufuna yoğun artışımız var. Şeyler. Şu anda koronanın en faydasının ne doğa sisteminde doğaya olan insan yükü azaldı ve işte İstanbul'dan ne deniyor? Uludağ gözüküyor. İşte nedir o? Hiç görmediğiniz kıyılarda yunusları görmeye başladınız. İşte vahşi hayvanlar köylerin yakınlarına kadar geldi. Yıllardır görülmeyen hayvanları görmeye başladı. Çünkü insanın doğaya yükünü azalttı. İnsanın doğaya yükünün azaltılması için biraz ehli keyif olmaktan vazgeçeceğiz. Yani işte toplu taşımı kullanacağız. Biraz ehli keyif davranmayacağız, toplu taşımı kullanacağız. Türkiye gibi bazı alanlarda çok uzak mesafeler değilse uçak kullanmayacağız. Çünkü uçak iyi bir kirletici. Veya uzun mesafelerden alışveriş yapmayacağız. Örneğin ithal muz kullanmayacağız. Yerli muzu kullanacağız. İstanbul çevresinde Değirmenköy'de, Silivri'de yetişen ürünü alacağız. Daha uzak bir yerden gelen ürünü almayacağız. Çünkü bunların her birisi ulaşım karbon emisyonunda önemli bir şey. O yüzden de bu karbon emisyonunu azaltacak davranışlarda bulunacağız. Örneğin işte evimizde yemek yemeye çalışacağız. Kendimiz yemek yapacağız, evimizde yiyeceğiz, restoranlarda yemeyeceğiz. Daha az yiyeceğiz. Çünkü bunlar enerji tasarrufu sağlayabilecek olan şeyler. O veya işte ne bileyim, kendi enerjimizi üretebilecek yapılara kavuşabiliriz. Yani sistem ona doğru gidecek. İşte şu anda İngiltere diyor ki, bundan sonra yapılacak olan binalar kendi elektriğini üretecek. İşte rüzgar enerjisiyle veya güneş enerjisiyle. Biz de böyle bir şeylere gidebiliriz. Yani enerji tasarrufunu arttıracak ve temiz enerjiye yönelecek bireysel sistemlerin gelişmesi. Şu anda işte bireysel olarak yaklaşık 750 megawattlık şeyler kurabiliyorsunuz. Rüzgar santralleri kurabiliyorsunuz. Bunun için ruhsat almanıza gerek de yok. Kurup enerji üretebilirsiniz. Veya güneş enerjisiyle, fotovoltaik pillerle enerji üretebilirsiniz. Bir apartmanın enerjisini çok rahat bir şekilde çatıya kuracağınız efektif sistemlerle üretebilirsiniz. Suyu tasarruflu kullanabilirsiniz. Bunlar bireysel anlamda yapabileceğimiz şeyler veya işte ne bileyim enerji verimliliği yüksek malzemeleri kullanmak. İşte A++ vesaire diye geçen şeyler kullanmak. Enerji tasarrufunu kullanarak, arttırarak toplu taşımı tercih ederek doğaya olan yükümüzü azaltmak. Yani her insanın bir sisteme girsin, internette yazsın, karbon ayak izi, karma izleri denilen şeylere baksınlar. Kendi davranışları acaba bir kişilik bir davranış mı tutuyor yoksa daha fazla mı? Şu anda dünyanın insanların karbon ayak izi 3 dünyayı tüketir durumda. 3 dünyadan fazla tüketiyor. Yani bu dünyanın bu haliyle bize yetmesi mümkün değil ve buna bağlı olarak iklim artar. Şu anda işte nedir gündemde olan mesela işte Paris Sözleşmesi'ne bağlı olarak iklimi 1,5 santigrat derece sıcaklık artışında tutmaya çalışmak. 2100 yılının sonunda küresel iklim sıcaklığını 1,5 santigrat derece arttırırsak iyi diyoruz. Ama hükümetlerin taahhüt ettiği azaltma kotalarıyla bizim bunu gerçekleştirmemizin mümkünatı yok. Eğer hükümetler bu taahhüt ettikleri ki bunu bile yapmıyorlar, yani bunu bile gerçekleştirmiyorlar. Eğer sistem bu hükümetlerin taahhüt ettiği gibi devam ederse sıcaklık bu yılın sonu, yüzyılın sonunda 3,2 santigrat derece artacak. Bizim 1,5 santigrat derece tutabilmemiz için bunu şu andaki tüketimimizin, karbon salınımlarımızın, pardon, karbon 5 katı kadar azaltılması lazım.
5 katı kadar karbon azaltmalıyız ki buna geçebilelim. O yüzden de işte nedir o? Yutak mekanizmalarını arttırabilmek, işte ormanı arttırabilmek önemli bir durum. İşte nedir o? Ulaşımdan kaynaklanan karbon emisyonlarını azaltabilmek. Tarımda gübrelemenin sebep olduğu azot oksit artışlarını azaltabilmek. O yüzden de işte geleneksel tarıma doğru dönüş vesaire gibi yapılara insanların geçmesi ve hükümetlerin bunları teşvik etmesi lazım. İnsanlar kendi başına kararlar alabilirler. İşte doğaya dost yaşayacağız derler ama bu çok büyük çözüm olur. Ama önemli olan hükümet sistemlerinin doğaya dost sistemleri teşvik edebilmesi ve bunlara destek verebilmesi. O yüzden de geleneksel tarım, organik tarım vesaire gibi yapıların tercih edilmesi, biraz önce söylediğim gibi uzak mesafeden ithalat, nedir o? Türkiye gibi bir mercimek yetiştiren ve mercimeği ana vatanı olan bir yerde şu anda Türk mercimeğini bulabilmek çok zor. Kanada'dan mercimek geliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi bunun fiyatı düşünülemez. Bir köylüye yardım denilir. Fiyatını düşünemezsiniz. İki, Kanada'dan gelecek bir mercimeğin karbon emisyonunu düşünün. Tabii. Bu ne kadar büyük bir emisyon. O yüzden de insanlar köylüsünün yakınının yetiştirdiği ürünü almaya yönelmeliler. Bu emisyonlarda bireysel bazda azaltmaya sebebiyet verebilecek en önemli politikalardan. Evet hocam. Özellikle bu tekstil alanında da karbon üretimi çok fazla ve bakıyorum insanlar ihtiyacı olsun olması sürekli bir alışveriş halinde. Kıyafetler sürekli alınıyor. Yani ne bileyim biz bir çift ayakkabıyla lise bitirdik. Bir ceketle üniversite bitirdik. Şimdi Tabii. Mümkün değil. Gençler bir giydiğini bir daha giymek istemiyor. Gençler bu gidişle bizim yaşımızı göremeyecekler ama böyle yaparlarsa. Onları uyarmak lazım burada. Tüketim çılgınlığının bir şekilde sonlanması lazım ama bunu işte bakın yap demekle böyle olsun demekle olabilecek şeyler değil bunlar. İnsanlar son dediğim gibi IPCC'nin raporuna kadar iklim değişikliğine şüpheyle bakıyorlardı. Siz o döneme kadar insanlara ne kadar önlem al deseniz insanlar soru işaretiyle yaklaşıyor ve inanmıyor. Sizin ona iklim değişiyor demeniz onun inanmasına sebebiyet vermiyor. Önemli olan onun kanıtlarıyla beraber ispat edilmesi ve gözüne sokulması gerekiyor insanların bir bakıma. Burada da İşte yani bu tüketim çılgınlığı, evet tüketim çılgınlığı var. Çılgınlık yapma demek de olmaz bu. Bunun sonuçlarının kişiye göre nedeni değişir. Bir... Kendini çılgın görmeyebilir insan. Yani bunun bir kotası olmalı, bir kuralı olmalı. Yani eskiden emniyet kemeri de yasak değildi. Yani serbest isteyen takmıyordu. Hatırlıyorsunuz. Kimsenin Evet. arabasında emniyet kemeri bile yoktu. Bu, Ama ne zaman bundan. ceza kesmeye Tamam. başladılar? Aa baktım minnet. Şimdi ceza meza da yok ama insanlarda bir alışkanlık haline aldı. Ya da Bakın, bunun artık gibi belki bir takım kuralları hükümetlerin koyması lazım. Örneğin belki bu poşet mevzusu. İşte poşet kullanımının inanılmaz ses gitti mi arada? Üretim yapabilir hale gelebiliriz. İşte bu sistem örneğin Avrupa Birliği'nin çöktüğünü gösterdi bize. Avrupa Birliği çöküyor. Çünkü her biri ortak davranış gösteremedi. Bireysel davranış gösterdiler. O yapı çökecek. O yüzden de veya şu gösterdi. Maske yapabilmek, Amerika gibi bir yapı düşünü maskesizlikten kırılıyor ve Türkiye oraya maske yardımı yaptı. Ama bunu niye yapmıyordu Amerika? Üretemeyecek yapıda mı? İşte bir sente gidip bunu Çin'den alırım diyordu ve yapıyordu. Ama evet. Burada önemli olan gidip ikame olarak alabilmek önemli değil. Kendiniz yapabilir duruma gelebilmeniz önemli ve zor durum için buna hazırlıklı olmanız. O yüzden de bizim daha ucuz diye buğdayı dışarıdan almamız, daha ucuz diye tekstili dışarıdan almamız, daha ucuz diye mercimeği dışarıdan almamız, daha ucuz diye hayvanı dışarıdan almamız gerekmiyor. Her birinde kendine yetebilir bir yapıya kavuşursak
Bunun dolaylı etkisi iklim değişikliğine olacak. Karbon salınımları azaltacağız zaten. Evet Uluslararası hocam. taşınmayı azaltırsak. Daha kısa vadeli bir şey soracağım. Ben takıldım şeye. Son 160 yılın en sıcak yazı dediniz ya hocam. Önümüzdeki Evet. yaz için. Yani hakikaten ben şeyde Belgrad'da bir son 30 yılın sıcağını yaşamışlardı orada o coğrafya olimpiyatlarında gittiğimizde. İnsanlar öldü. Yani böyle bir şey oldu. Bu konuda neler yapılabilir? Yani şimdi böyle bir değişikliği öngörüyorsunuz. Çünkü siz o uzun periyotları biliyorsunuz. 5 yıllık, 10 yıllık, 30 yıllık. Böyle sıcak bir yaz bizi bekliyor. Evet. Ve bir yandan da pandemi var. Evlerdeyiz. Şimdi herkes hurra klimaya mı gidecek? Hani karbon ayak izimizi azaltıyorduk. Bir klimanın İşte üretilmesi bile, hayır üretilmesi bile, bir klimanın var edilmesi için bile dünyaya dünya kadar karbon emisyonu var tabii, karbon onun emisyonu karbon emisyonu bırakılıyor. var. Siz onu en kısık ayarda çalıştırın, kendi güneş enerjinizle kullansanız bile bir kere onu aldığınız anda Tabii. o gitmiş oluyor bir İşte sürü şey. bakın bunun için şimdi bu da tabii şehir Hocam iklimi görüntü konusuna bomba oldu. giriyor. Şehir iklimi konusuna giriyor.